Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Üçüncü videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü aracımız 98 model M52 motora sahip bir 528 E39 ile beraberiz. Bu aracımızda bir müşteri ama müşteriden öte bir kardeşimizin arabası. Bu kardeşim ne zaman bir araba alsa getirip önümüze atıyor. Abi diyor, bu aracı benim bineceğim hale getir. Aracın önceki halleri, fotoğrafları, videoları Instagram sayfamızda şöyle sağ alt köşeye bırakalım. Buradan tıklayarak öne çıkanlar bölümünden giriş, gelişme ve sonuç olarak bütün detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Bu kardeşimiz yine aracını bizlere getirerek bütün kaporta boya, mekanik, motor, diferansiyel, şanzıman, iç döşeme, direksiyon değişimine kadar anlatamayacağım bütün detaylarıyla beraber aracıyla ilgilenerek bu aracın da ortalama biraz rahat takıldık. Beraber istişare halinde 45 gün içerisinde aracın bütün işlemlerini bitirerek bugünkü sonucuna ulaştık. Araç detaylarını ben konuşurken belki Emre kardeşim sizlerle paylaşıyordur. Videomuzu izlerken aracın içindeki değişiklikleri, güzellikleri, her şeyi fark edersiniz umarım. Çok emek harcıyoruz araçlara. Emeğimizin karşılığını zaten parayla almamız mümkün de değil. Ama bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Evet arkadaşlar, buraya araç sahibi hem kardeşimiz, hem müşterimiz, hem sevdiğimiz, hem canımız, hem cananımız Çağatayan Karaca'yı davet ediyorum. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Adım Çağatay. BMW araçlarına gönül vermiş birisiyim. Kendimiz de bu işten anlıyoruz ama çok vaktim olmadığı için genellikle arabalarımı Veli abiyle toplama taraftarıyım. Genelde aldığım arabaları onun önüne atıyorum. Bineceğim şekilde yapması, yani herhangi bir yönlendirmemiz olmuyor. O zaten bineceğimiz şekilde bize arabayı yapıyor. Mesela Çağatay'cığım, bu arabayı nereden aldın? Benim doğrularımla mı aldın? Benim direktiflerimle mi aldın? Ya da kendin mi seçerek aldın? Arabanın hikayesini biraz mesela videoyu izleyen arkadaşlarla beraber bir paylaşalım. Açıkçası şöyle, normalde hep 34'e biniyorduk abi, biliyorsun. Evet. Dedik ki bir değişiklik yapalım. Aracı Edirne'de bulduk. Onun üzerine Veli abiye ilanını attım. Veli abi ilanlara baktı. Dedi ki araba güzel. Bu arabayla güzel işler yapabiliriz dedi. Ben de gittim arabayı aldım, getirdim. Anahtarları kendisine teslim ettim ve sonuç göründüğü gibi arkadaşlar. Tabii İstanbul'a o sıra kar basmış. Yollar kapalı. Çağatay'cığım 48 saatte Edirne'den İstanbul'a zor geldi. Bir gece de orada konakladı. Kar, kış, kıyamet derken. Neyse, istediğimiz aracı sonunda bulduk, aldık ve getirdi, bize teslim etti. Aracı teslim ettikten sonra dediğim gibi yaklaşık 45 gün, 2 aya yakın oldu galiba. Evet. 45 gün, 60 gün arası aracın bütün tadilat, onarım ve kişiselleştirme işlemlerini bitirdik. Bunların hepsini Çağatay'cığımla beraber istişare halindeyken beraber yaptık. İşte egzoz kafalıklarımız çift çıkış mı olsun, dört çıkış mı olsun, işte çatara patara hangi devirlerde olsun, aracımızdaki bu detayları da sizinle paylaşacağım. Aracımıza başladık, start verdik ve bugün itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Çekimlerini gerçekleştiriyoruz sizlerle beraber. Birazdan yol videolarını da izlersiniz. Aracımız gayet olması gerektiği gibi oldu. Aracımıza neler yaptık? Aracımızı komple kendi rengi olan Montreal Blue rengine boyattık. Evet arkadaşlar, aracımızın böbreklerinden farlarına, APP plakalarından tamponundaki hasar onarımlarına, bir yandan da geziyorum sizinle beraber. Cam filmleri vardı. Cam filmlerini söktük. Çünkü içi o kadar güzel oldu ki arabanın. İçi görünsün istedik. Style 65 jantlarımızı aldık, koyduk. Lastik ebatlarımızı ona göre seçtik. Önceden en paralel bir denedik. Beğenmedik. Hoşumuza gitmedi. Style 65'e karar verdik. Style 65 olarak devam ediyoruz. M5 kapı eşik çıtalarına, arkaya doğru gelecek olursak bagaj spoilerından Hella görünümlü stoplarımıza, M5 stoplarımıza kadar çift çıkış egzozumuz Varex. Bu da mevcut aracımızda. Kumandalı egzozumuz da var. Dış görseller olarak bunları uyguladık. Aracın içine geçecek olursak siz görsellerde görürsünüz. Ben şöyle göz ucuna bir bakayım. Yine VMP garaj üretimi olan kişisel paspaslarımızın üretimlerini yaptık ve aracımızın içine yerleştirdik. Davul direksiyon dediğimiz direksiyonumuzu M dikişleriyle beraber kaplayarak yerine montajladık. Aracın iç kuaför işlemlerini yaptık. Diğer derilerindeki deformasyonlar vardı. Kozmetik işlerini gerçekleştirdik. Aracımızın içinde fazla bir işlem yoktu zaten. Ama sunroof bakımına kadar da bu aracımızı yapmış olduk. Aracın motor, mekanik, bobininden bujisine, aklınıza gelebilecek her şeyi elden geçirerek, eskimeye ramak kalmış böyle hortumlarına kadar yenileyerek aracımızı restore ettik. Aracımızın mekaniğinde
hiçbir eksik bulamazsınız. Hatta bunun üstüne de çıkarak Çağatay kardeşimin isteği üzerine Ecoart Özer kardeşime buradan selam olsun. Kendisiyle beraber bir yazılım uygulaması yaptık. Aracımız otomatik vites 5.28. Normalde 192 beygir. Biz bu aracımıza M50 B25'in emme manifoldunu koyarak, güzel bir açık hava filtresi koyarak ve yazılım egzozla beraber aracımızdan sanırım takribi 230 beygir falan almış bulunmaktayız. Bu yazılım aşamasında aracımız otomatik vites olduğu için D'de hiçbir performans dışında atraksiyonu yokken aracımızın spor T bölümüne çektiğimiz zaman vitesimizi farklı sesler çıkıyor. Bu sesleri de belki şu an duyuyor olabilirsiniz. Bunların hepsini gerçekleştirdikten sonra Çağatay kardeşimize aracımızı teslim ettik. O da bugünden itibaren VMP Garaj olarak mutlu olmuş bulunmakta. Kendisine kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizleri yol videosu ve aracımızla baş başa bırakıyorum.